Sayın seyirciler, şehit haberleri sonrası ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde baskın olarak nitelendirilen hava harekatı için seçilen koordinatlar terör örgütü için hayati önem taşıyan belgeler olarak biliniyor. Uzun yıllar bu bölgelerde görev yapan emekli albay Mithat Işık 15 F-16'nın hedefindeki yerlerin anlamını NTV yayınında anlattı. Bütün ana karargahının yaklaşık 2 seneye yakın bir süredir bombalanmıyordu bu bölge. Bombalanmadığı için de örgüt buradan, örgütün yönetim kadrosu buradan hem Zap'ı, hem Metine Dağı'nı, hem Gara Dağı'nı, hem Hakurk, Haftan'ın ve dolayısıyla da sınırlarımıza kadar olan bölgede çok rahat bir hareket sahası oluşturuyordu. Emekli albay Mithat Işık, F-16'ların vurduğu hedeflerin terör örgütü için önemini bu sözlerle anlattı. Işık'a göre hava operasyonu PKK'nın haberleşme ağına büyük zarar verdi. Örgüte burada en azından kendi irtibatlaşmasında haberleşme sistemini felç uğratacağı gibi komuta yerinin bulunduğu yerler, ikmal noktaların bulunduğu yerler ki tabii Türkiye'ye baktığımız zaman 1991 yılından beri Irak'ta bulunuyor. Peki PKK kamplarının vurulması ne anlama geliyor? Bu bölgede örgüt bir lojistik sıkıntısı çekemediği için gayet rahatlıkla bugün Erbil'den, Duhok'tan, Musul'dan, Süleymaniye'den aldığı taş kırma makinalarıyla buradaki mağaraları istediği şekle getiriyor. Işık'a göre hava operasyonunun terör örgütü üzerindeki psikolojik etkisi daha büyük. Bu hava harekatından sonra burada bir kısım militanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmasa bile oradaki Barzani veyahut da Talabani güçlerine de teslim olanlar ve orada peşmergeliği tercih edenlerin olacağını düşünüyorum. Emekli albay Işık, Irak'taki bölgesel hükümet ve Amerika ile işbirliği içinde tampon bölge oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte Sidakan bölgesi, Hakurk bölgesi, bu Kandil'den esas çıkın Zap'a giriş yerinin başlangıcı da bu bölge. İşte buralarda da bence tampon bölge oluşturması lazım.